Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere önümde bol bol replay'ler var arkadaşlar. Bunların arasında Twitch özel olanlar var. Diğerleri YouTube'a sırayla gelecek bu maçlar komple. Twitch özel olanları izlemek için Twitch kanalımı Sargonoloji diye aynı YouTube'daki aynı aratarak arkadaşlar aynı ismi Sargonoloji diye aratarak bulabilirsiniz, gelebilirsiniz. Sevgili YouTube canlı canlı izlemek için bu ikisini Twitch özel olarak sunacağız. Şimdi bu üsttekinden bir başlayayım sizler için. Sunalım diyorum efendim. Bu maçta ben Isengard'ım. Mete ile birlikte savaşıyoruz efendim. Şöyle daha net hatırlayalım. Evet, Isengard karşımızda, Mete var. Bakalım ne olduğuna. Erebor efendim. Mete ile 1v1 maçımız. Hemen ne yapıyoruz bakalım. Buraya 2 tane Furnace geldi. Mete ne yaptı? 3 tane maden yapmış. İşte Mete, bekleme Mete. Çok bekliyorsun kardeşim. Mete neyi bekliyorsun kardeşim? Ya abi. Bak ben çoktan gitmişim almışım buraları Mete. Hop, saldırımız başlıyor abi. Warplayer'e. Burayı Slaw Trolls olarak almışız. Ağaçlar çok az olduğu zaman, genelde Evil Sight'ı olduğum zaman gençler, ben Slaw Trolls tercih ediyorum. İşte Gundabad ya da Goblinsem de maden tercih ediyorum. Lumbermill'i yapmıyorum yani. Savaşın kahramanlarım, savaşın. Bilbo çıkmış buradan. Mete Reis Bilbo'yu basmış. Hadi bakalım Reis. Abi rezalet ya bak. Şu savaş var ya, rezalet. O sırada ben oynarken de çok gıcık oldum. Sevgili YouTube, şunu da söyleyelim. Bazen biz böyle yayınlarda kafamıza göre 1v1 ya da FFA 2v2 bir şeyler oynuyoruz. Video amaçlı oynamıyoruz aslında. Normal Twitch özel takılıyoruz. Daha sonrasında eğer güzel savaşların çıktığı bir maç olursa onun replay'ini alıyoruz. Sizlere sunup YouTube'a atabilmek için. Bu da onlardan biri yani. Biz bunu Twitch'te normalde oynadık. Chat'te bilenler, o sırada izleyenler mevcuttur. Evet, bir tane Dunlop birim basıyorum burayı alabilmek için. Çünkü yıkamazlar gençler. Yani bug'da kalmış herhalde şu. Bakalım. Bir Dunlop daha geliyor. Buraya bakalım. Mete buraya saldırmış. Bir grubunu daha getiriyor. O grup da zaten şurayı aldı. Benim sırf yani bu Uruk-hai'lerin güçsüzlüğünden burada kaybettiğim zamanın haddi hesabı yok ya. Burayı da hemen Slaw Trolls yapıyoruz. Burayı alacağız. Mete almış bile. Aga be. Çıktı, bir tane de warp çıktı lan. Mete henüz fark etmedi galiba onu. Bir tane daha çıktı. Oh, paralarına kondu. Burayı da almışız biz gençler. Hemen Furnace'imizi koyuyoruz. Buraya baktım. Burada da Furnace sayısı 4'e çıkmış. Yavaş yavaş kuruluyoruz. Buradaki Warplayer'a saldırıyoruz. Mete Reis de kurulmuş. 2 tane maden, 1 tane de Veli'ni yapmış. İçeriye ne yapmış? İçeride 4 tane maden, 1 tane de kışlası var. Reis ve yücelerle bizlere hava atan Mete Reis. Ama arkadaşlar gerçekten Mete, yani benim de şahsi analizim, en iyi Erebor'u kullanıyor.
Erken oyunda, geç oyunda fark etmez yani. En iyi kullandığı ırklardan biri Erebor. Evil Sight'ta da Gundabad diyebilirim Mete için. Mete tam böyle bir Gundabad orku yani. Ve Erebor cücesi. Yapıştır, yapıştır abi. Mis mis. Lan. Oğlum. Ya Mete. İyi oynuyor diyoruz. Erebor'u güzel yapıyor diyoruz. Bilbo yabani worglara öldürülür mü kardeşim? Ayıp denen bir şey var ya valla. Bir şey demiyorum kardeşim. Karşılıklı oynarken benim bunlardan haberim olmadığı için yani yorum yapamıyorum. Burada bizzat görünce yani bir yadırgadım yani, anladın mı? Öldürülür. kardeşim. Yani ne yaptın lan? Ha iyi bari, iyi. İyi iyi, Goat Rider gelmiş, tamam. Sıkıntı yok. Birlikleri kaybettin ama Goat Rider geldi. Okey. Alırsın sen onları. Aldın sen onları. Ölüllo. Öldü bir tanesi ama sıkıntı yok. Aldın kardeşim. Ya Mete'yi mi izlemeye geldik kardeşim buraya ya? Allah. Şunu da kaçırmışım ha. Yani biz bir askerimize bile değer veriyoruz kardeşim. Bak aradaki fark, bak burada izletiyorduk arkadaşlar, izlettim size, gördünüz. Son kalan cücelerini worklara yem etti. Ben ne yaptım? Ben askerime, savaşan memleketi için savaşan askerime önem veririm. Yarı canından daha da az canı var ama kaçırdım getirdim buraya hayatta kalsın diye. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Evet, neler yapmışız başka? Bakalım. Buradan herhangi... Ha bak, buradan armor geliştirmişim. Şarku gelmiş. Warg Rider basmışım. Burada küçük bir açıklama yapayım. Tufan kankam hoş geldin. Selamlar. Normalde gençler Isengard'la Warg Rider başlangıcı hiç olmuyor diye genel bir şikayet vardı. Ben burada aslında bunu bir denemek, İşe yararsa da sizlere göstermek istedim. Hemen bakalım. Burada mesela hemen bir karşılaştık şeylerle. Koç bincileriyle bir karşılaştık. Vay 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 vay. Kovalayın. O koçları da, keçileri de yiyeceğiz. Cüceleri de yiyeceğiz kardeşim. Koş. Bakayım. Armor vermişim. Banır kariyer veriyoruz. Hemen yıkıyor burayı. Meda. Meda ne olur ben yıksaydım Meda. Ne var yani? Forged Blade'de geliştirdik. Ya hem kaçıyor hem kovalıyor bu da var ya yani. Dal dal dal. Koşun. Buranın alt üstü 6 tane Warg Rider var şurada. Birlikte koşuyoruz. Ya öyle birlikte koşamazsın benimle, işte öyle kaçarsın. Hadi bakayım ha. Dön sapla, dön sapla. Botmede. Botmede. İtirazım yok. İtirazım yok kardeşim. Kesene bereket. Bu arada
şeyleri vermişsin. Upgrade'leri vermişsin burada. Ama dediğin gibi leadership farkı var. Bakayım benim ne veriyormuş lan? Oğlum %12 damage veriyormuş lan. Ne leadership farkı var onu satayım ben. Buna leadership demiyoruz herhalde değil mi buna? Aa, bir grup daha geldi. Hemen Mede'den buradaki Slaughterhouse'umuza müdahale geliyor. Arkadaşlar bu arada tavsiye ediyorum. Şu ana kadar gördünüz zaten. Sevgili YouTube, sevgili chatte henüz daha önce bunu izlememiş olan varsa. Isengard ile birazcık paranıza kıyıp. Yani adamın outpostuna vesaire bir yerlerine rushlama gibi merakınız yoksa. Dunland gitmeyecekseniz şayet. Parayı Vorg'a ve Sharku'ya harcayarak böyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bu başlangıç çok uzun sürmez. Çünkü karşıdan muhtemelen mızraklı gelecektir. Mızraklı geliyor da şu an. Bakalım. İki grup basmış Hikmet'e. Hemen Vorg'ları görünce yapılacak şey o zaten. Ona karşılık sonra piyadeye geçmek gerekiyor. Reis henüz bu kadar elimizde var ama. Mede the last closer. Aha da buraya dalıyorum. Yani rushlama olmaz falan dedim ama. Yine de yani böyle şeyler de yapabilirsiniz. Böyle gıcıklıklar da olabilir. Burada ben Mete'yi gıcık ediyorum yani hani henüz Dane Ironfoot'u basmadığı için. Aha da yeni geliyor şu an Dane. Domuzuna biniyor. Arkadaki Sentry Tower'ı da aldık. Mızraklılar artı şeyler geliyor. Crossbow'lar geliyor. Oo, şu kötü olmuş. Ben kaçırken şunu görmedim ha. Diğer grubu da kaçırıyoruz. Aga be şunu esseydim ya. İçimde kaldı şu an. Çok yanından geçti gitti lan. Kovalama lan Mede. Rush so rush kardeşim. Yani rush dediniz, rush seviyoruz dediniz. Bak bizden de crossbow'lar geliyor. Evet, evet. Lurtz geldi az önce gördünüz. Lugdush geldi. Pikeman'lar artı berserkerler geliyor. Çoğunlukla karışık ordu kullanıyorum Isengard'da biliyorsunuz gençler. En son hatta ben Isengard'la iki tane replay'imi attım. Bir tanesi Osgiliath'ta, bir tanesi de şey... Karlı haritanın adını unuttum. Karlı bir haritamız var. Karlı haritalarımız sayılı zaten. O haritada attım. Orada benim zaten Isengard oynayışımı görmüşsünüzdür. Daha önceden takip edenler daha eski videolardan da biliyordur. Ama Mete Reis'in verdiği karşılıklar gayet normal yani. Şeyleri görüp, Warrider'ları görüp mızraklıya gitmesi. Tabii ki koç bincisi başlangıcı, okçum eksik olmasın düşüncesi cüce için yapılabilecek şeyler. Kili basmış bu arada. Okçuların başına gayet mantıklı. Burada harita hakimiyeti bakımından gençler, haritada zaten iki tane outpost var. Outpostlar konusundan bakacak olursak şu an denk zaten. İkimizin de birer tane outpostu var. Ama dışarıdaki yerleri ben Warrider'lar vasıtasıyla birer ekonom pilot üstüne gittim. Nehrin kuzeyine çıkmayı başardım yani. Evet burayı kendi elimizle yıkıyoruz. Warp'larımız yola çıkıyor. Bir grup daha warp gelmiş. Aslında aynı oynayış tarzını ben daha öncelerinde arkadaşlar sizlere Rohan için de önerdim. Rohan'da genellikle Rohirrim başladığınız zaman çoğu kişi de görüyorum bunu. Full Rohirrim gidiyorsunuz. Oyunun çok geç aşamasında piyadeye geçiyor mesela çoğu kişi. Ama bence Rohan'da eğer ki yani bir rushlama niyetiniz varsa karşı tarafı, böyle bir şansınız da varsa, ilk başta 2-3 grup falan bir Rohirrim, üstüne hemen military house yapıp yani şeyi stable'ı yıkatabilirsiniz bu durumda, fark etmez.
Üstüne hemen military house yapıp piyade basmaya başlamak lazım. Yani karşıda birazcık iyi oynayan birisi varsa atlı ordusunu nasıl yok edeceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla hiç şansınız olmuyor. Adam bak formasyona soktu burayı. Ben buradan 20 sıra atlı geçirsem hepsi ölür mesela. Hiç fark etmez sayısı. Evet, ordumuz hafiften bir harekete geçti bir. Pikeman'lar var, kılıçlılar var efendim, Dunlant'lar var, Berserker'ler var. Daha neler geliyor bakıyoruz. Biraz daha Crossbowman, biraz daha Uruk-hai normal Swordsman, Pikeman. Elite 1'liğe henüz geçmemişim. Bina rank atlamasına rağmen. Henüz bir Mauhur vesaire basımı yok. Saruman'a henüz geçmemişim. Freka'yı da burada aslında bu iki grup şey için bastım. Dunland için bastım. Onların başında hani leadership verir falan diye. Bak bak bak. Hiç hoş değil ya. Bu hareketler hiç hoş değil kardeşim. Mede. Aslında hoş yani oyun bakımından yapması gerekeni yapıyor da. Bana karşı bir tık yani ayıp oluyor gibi, ben öyle düşündüm de. Ya da sen bilirsin kardeşim. Bard geliyor. Mızraklı sayısı 3'e çıktı. Crossbow sayısı da 3'te. Bir crossbow daha geliyor. Birliklerimizi burada toplamışız. Bu yıktığın yeri almama muhabbeti de düzelmesi gereken bir şey kanka. Onu da söyleyeyim. Çünkü ya her türlü aldın mı abi 20 saniyede bile amorti ediyorsun onu. Ondan sonra kendini yıkarsan eğer zaten yarısını da alıyorsun paranın. Bunu yapmayan bir sen varsın yani, anladın mı? Yap kardeşim, al artık şu yıktığın yerleri al yani. Sen bilirsin, alma ya. Yeneriz o zaman seni abi, ne yapalım yani. Burada az buçuk oyun hakkında bilgi sahibi birisi olarak sana bilgi veriyorum yani, anladın mı? İster al ister alma ya. Sen almazsan Tolga alır yani benim verdiğim bilgiyi, anladın mı şimdi? Saldır saldır. Hemen hücuma geçtik gençler. Oyunun 18. dakikası. Aga be, Freka'mı öldürdü hemen, vay be. Vay be. Şurada bir balini öldürmeye çalışıyorum. Bir ona bakacağım. Can verdi kendine. Warp Rider'larımız geldi oradan. Crossbow'ları bastı gençler. Arkadan desteklerimiz de geliyor. Arkadan bastığım birlikler de geliyor bir yandan. Şarkı yolda. Balin öldü. Ulan Titan. Evet, kovalıyoruz kovalıyoruz ama kaçıyor yani, anladın mı? Ben Bard'ın kaçmasına izin vermem. Ben yeni oyuncuyum, ne varsa alırım. Ulan Tolga. Abi vur vur vur, sapla sapla. İçeriye girme uğruna bak. Hiç fark etmez. Aga be, ama biraz yem etmişim. Bir tık yem etmişim.
Lan Dane ne oldu? Ha Dane ölmüş burada, tamam. Sıkıntı yok, gayet güzel oynamışım. Evet, arkaya Dan Summon gelmiş bu arada. Ork Rider'larımız ve diğer birliklerimiz kaçıyor. Battle Tower'lar yapılıyor. Gökhan kankam hoş geldin. Titan zaten Freka'nın canından çok şikayetçi her zaman. Biraz güçlenmesi taraftarı. Ya bakalım kardeşim ya. Şimdi kaçtı lan onun canı? Bir daha bastım mı ben onu? Basmışım. Bir bakarız. Bir bakarız. Çıktığı zaman bir bakarız. Hani belki yani... Ya bir şey diyeyim mi? Çok şimdi can muhabbeti önemli değil biliyor musunuz? 800 canı olsun. Ama mesela Aragorn'un armoru olsun onda. Anladın mı? Demek istediğimi. Armor çok önemli. Şimdi çoğu hero'da ne var biliyor musunuz? Hero Light Armor diye bir kod var. Çoğu hero'da. Böyle çok iyiyse hero işte Aragorn, Theoden. İşte Saruman ve şeylerde Wizard Armor var galiba. Saruman'da. Gandalf'ta, Radagast'ta vesaire. O Hero Light Armor arkadaşlar çok kötü bir şey. Ya fark ettiyseniz mesela örnek vereceğim yine size. Heh. Lugduş'un canı 800. Lugduş'un siz çok kolay öldüğünü gördünüz mü? 800 canla. İki rank hem de. Yani çok kolay asla ölmez. Bir etrafını sararsınız, yoğun ok atışı yaparsınız, özel ok atarsınız falan. Anca hani ölür. Çünkü armoru muhtemelen Hero Light Armor değil, standart Hero Armor da o yüzden. Freka'nın muhabbeti de o. Hero Light Armor'u aslında canını arttırmak yerine Hero Light Armor'u Hero Armor'u yapsak sorun çözülecek. O kadar kolay ölmeyecek yani. Bak 750 canı var mesela bunun da. 50 fark var yani. Çok da şey olmaması lazım. Şuna bakalım, 1300. Bunlar fena değil zaten. Bunlar artık yani işin şeyi. Ugluk 1400, bu 1300. Ha büyü işler. Evet, bir fireball'a ölür. Standart hero armor'lar öyle. Aragorn'un kullandığı neydi? İsmini unuttum arkadaşlar. Aragorn ondan sonra bir düşüneyim. Great Goblin, Azog, bu tarz hero'ların kullandıkları bir armor var. O büyüden de çok etkilenmiyor, oklardan da çok fazla etkilenmiyor. Gimli'nin, ondan sonra şuradan hero'lardan bakarak söyleyelim. Thorin'in, Dane'in, Gloin'in ve Dvolin olması lazım. Hatta Balin'de de olabilir. Bu hero'larda ise arkadaşlar Gimli'nin armoru var. O yüzden bunlar çok zor ölüyor. Siz diyorsunuz ya. O da işte herhalde Dwarf Heavy Armor mu ne, öyle bir şey galiba onun da kodu. Evet, gözlüyoruz Mete'yi. Mete kalesine kapanmış. Hat kurmuş burada. Abi çok güzel duruyor lan kanka kurduğun hat. Çok iyi. Evet. Burada Mete'nin moralini bozmaca. Battering Ram'ler yapılıyor. Aslında gençler bakacak olursanız ben şahsi yorumumu yapayım sizlere. Sevgili chat. Gotmok hoş geldin. Ayaklara kadar sarkıyor mu? Yani sarkar kardeşim. Bir yakınlaştırıp ayrıntılı bakarsak herhalde sarkıyordur, bilmiyorum ki. Şimdi maçla ilgili şahsi yorumumu yapayım gençler. Normalde maç çok standart bir maç. Yani gördüğünüz gibi oyunun işte 18. dakikasında. İlk başlarında zaten burada bir baskınlık gördünüz. 18. dakikasında buraya bir saldırı gerçekleştirdim vesaire. Buraya kadar ve şu anda işte gerçekleşecek olan kuşatmaya kadar standart. Ben bunu özellikle hani replay'ini alalım, sunalım dedim. Mete de okey dedi. O sırada chatte izleyen arkadaşlar da okeylemişti. Çünkü buradaki aslında fark bu Isengard'ın başlangıcını göstermek. Şarku basıp, direkt şarku basıp, önce Dunland'larda buradaki işte Warglayer'ları falan topladım. Ondan sonra şarku artı 2-3 grup Warrider'la Isengard başlangıcını yaptım ya, farklı bir Isengard başlangıcı olduğu için bunu göstermek istedim aslında. Ondan dolayı
Bunu özel YouTube'a gidecek videolarımız arasına aldık. Hatta başlıkta atarız yani. O anlamda. Burada da gençler Gökhan'dan bir tavsiye geliyor burada. Diyor ki kanka diyor bir şey yapsana ya diyor. Hani mayın falan artık sıkıldık diyor yani. Hani bir merdivenlerle falan kuşatsana diyor. Burada gördüğünüz gibi 10 tane merdiven basıyorum. Gökhan'cığımı kırar mıyım lan? Kırmam tabii ki de ya. Niye kırayım yani? Ne demişsiniz bakayım? Gimli'de armor yok ki, var mıydı ya da ben... Hayır ya, standart armor ya. Skill olarak değil. Aynen Metin'in dediği gibi. Standart armor kodundan bahsediyorum ya. Hero'lar neden kolay ölüyor, neden daha zor ölüyor aynı cana sahip olmasına rağmen. Onu anlatırken oradan geldik Gimli'ye kadar ya. Aslında biraz alakasız ama olsun. Mesela yine bak örneklerden gidelim. Oğlum bu adamın canı da fazlaymış ha. Bak 1700, 1800, 1500. Normalde bak 1400 canı olan Ugluk'u araya alsan paramparça yaparsın bunu değil mi? Ama 1500 canı olan Balin'e aynısını yapamıyorsun. Yarım saatte öldürüyorsun. İşte Gimli armor kodu. Sırrı verdim. Beni kırsan uyuyamazsın o gece. Ya ben uyurum kardeşim. O uyumakta sıkıntı yok. Lakin sonuçta chatime gelmiş, ben izliyor orada. OnlyGogo diye birisi ricada bulunmuş. Ben de dedim kırmayayım yani, anladın mı? Sonuçta izleyicimiz adam. Yoksa sen olduğun için değil, anladın mı? Ben onu anlatmaya çalışıyorum, hani sensin diye değil. Ahmet, Mehmet, herhangi biri de deseydi yapardım yani. Mühim değil. Evet, berserkerlerimiz de çıkıyor gençler. Siktir lan. Lan berserkerin kolu neden öyle yamuk duruyor lan? Kolun mu kırılmış oğlum senin? Hayda. Bunlar yanlış üretim ya. Hayır abi, böyle kolu olur mu lan berserkerin? Berserker dedim, bodybuildingçidir ya. Bir hata var. Bu berserkerler yanlış üretilmiş. Nereden çıkıyor bu berserkerler? Buradan mı çıkıyordu? Yok. Bu Uruk Pit'te problem var. Buradan üretsek sağlam çıkardı. Ben bilmiyorum yani. Bunlara çok güvenmedim. Bunlar sura çıksa da o kolla çok bir şey yapamaz yani. Bak bak, çıkana kadar da sorun yok aslında. Çıkınca mı kolu kırılıyor? Ne oluyor ya? Anlamadım ki. Bakayım, böyle dururken sıkıntı yok ya. Yok, sağlam sağlam. Aslında burada sağlam. Çıkınca herhalde orada bir incitiyor kolunu, bir şeyler oluyor. Evet. Şöyle bir soru soracağım. O sırada oynarken de biniyordum. Bu merdivenler neden 90 kost? Neden bu kadar ucuz? Bilen var mı? Bakayım yani, chatten bilecek olan çıkacak mı? Birisi diyecek neden 90? Yetmez kardeşim, daha çıkacak, dur. 10 tane bastık. O anlamda sormuyorum ki. Neden 90 kardeşim? Evet, maçın ilk yarısı gayet heyecanlı, savaşlarma başlar vesaire. İkinci yarısı böyle beklemeli, bilmeceli sorular sormalı falan filan. Bakayım şimdi, kimse bilmiyor mu ya? Chat, alo, Tufan, Gotmok, Gökhan, Mete, Titan, Tolga, Caner. Hayır ya, ya.
Şimdi... Hölal lan. Hölal lan Caner. İndirimli hali tabii ki kardeşim. Ne diyor? Upgrade'lerin fiyatını düşürür. Bir de diyor Siege kuşatma silahlarının fiyatını düşürür diyor. Neymiş? 6 artı Furnace'de %40 indirim yapıyormuş. Ya. Bakalım bir normal şeyler ne oluyor? Bak mesela Siege Ballista. Ballista normalde 1000 cost. 600'e düşüyor. Bu 240'a düşmüş. Kaçtan lan? Kaç? 400 mü? 400'ün %40'ı kaç lan? Doğru 160 değil mi? %40'ı. 100'e böl. 60'la çarp. Tamam. Doğru. Yok. Hayır ya. 100'e böl 40'la çarp. Tamam doğru 160. 160 eksiliyor. 400 normalde. 700. Bu ne kadardı ki acaba? 700'e düşmüş. Abi çok yanlış ya. Mesela bu 90. Bu kaçtan 90'a düşmüş ya bu? 150'den mi acaba? 150 mi? 160 mı? Evet neyse saldırı başladı gençler. Matematik hesabını bir kenara bırakıyoruz. Saldırı başladı. Evet. Hadi bakayım ha. Evet ilk şehidimizi verdik burada. Bak sen şu işe ya. Hemen bir Dunland Summon yapıyoruz efendim. Evet merdivenleri dayıyoruz diğer yandan. Hop berserkerler çıkıyor sura. Abi baksana adam buraya döşemiş ya bu arada. Yok ya böyle bir şey. Ne oldu ya o bir tane vardı şey. Ha buraya gelmiş tamam. Oğlum vurma artık. Vurma Battlegram'ı artık. Evet diğer kuleler de geliyor bir yandan. Kule dediğim merdiven yani siz anlayın onu. Evet, surdaki berserkerlerle cüceler bakışıyor. Kapı açılıyor. Ordu seçili. Aga burada bak içime oturan bir şey söylemek istiyorum. Tamam yine şeylerden, merdivenlerden çıkanlar var. Sıkıntı yok. Merdivenleri boşuna koymadık yani aslında oradan çıkanlar var. Burada Mete'nin kapıyı açması ya. Ulan o kadar merdiven dayamışım. Şöyle zevkli bir merdiven kuşatması yaşamak istiyoruz belli ki. Adam kapıyı açıyor ya. İyi hadi neyse yani bak bu da bir taktiktir bak buradan yukarıya bir sürü uruk çıktı yani. Oha ne kadar düşük vuruyor bak bak. Bir crossover ne kadar düşük vuruyor. Uğluk. Evet ben de madem açtın diyorum. Kapıyı yıkıyorum efendim. Oh. Vallahi en keyifli şeylerden biri şudur arkadaşlar. Düşman surlarına kendi okçularınızı koyup içeriği oklamak.
Bak buradan da çıkmışlar. Glowing gitti orada. Dein düştü. Balin gitti efendim. Artık yıkıl. Yırtıl kardeşim. Hadi. Heh. Evet, kili de düştü gençler. Ana bina gidiyor. Buralara vuruyoruz diğer yandan hala. Bir şeyler yapıyoruz efendim. Bu da böyle bir kuşatma anımızdı. Yok, surdaysa ölmüyor da şu şeydeyse eğer merdiven, asansör diyelim işte, o kısımdaysa ölüyor. Onu doğru dedin. Surdaysa ölmez. Bak şimdi. Şuradakileri gördünüz mü? Hemen. Game over'ın şu arkası şurası. Oradakiler öldü. Diğerleri hayatta, sıkıntı yok yani. Olsaydı surda dursaydılar da ölmezler. Aşağıya doğru düşüyor direkt böyle. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu replay'imizin asıl konusu bu Warcrider'larla Isengard başlangıcı yapmak. Sonrasında da işte biraz keyifli merdivenlerle Erebor Kalesi'ni kuşatmak gayet iyiydi. Buradaki diğer YouTube'a gelecek olan replaylerle biz yayınımıza devam edeceğiz. Sevgili YouTube, kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.